Şu anda derecem 24'ten düşük olduğu için kırmızı yanmakta. Şu şekilde veri okuduğumuzu gösterebilirim. 22 derece. Biraz ısıyı arttırsam, elimle arttırayım. Mavi ışık yandı. Tekrar sıcaklık düşünce kırmızı yanmaya devam etti. Şimdi 30 dereceye yakın bir sıcaklığı ayarlamaya çalışacağım. Şu anda yaklaşık 30 derece sıcaklığına çıktı. Yeşil ışık yanmaya başladı. Şöyle göstereyim. 27 dereceye çıkmış. Sıcaklık düşmeye başlayınca zaten mavi yanmaya devam Arkadaşlar etti. öncelikle merhabalar. Bugün LM35'ten aldığımız sıcaklık değerini ekrana bastırmanın yolunu göreceğiz. Aslında burada UART kullanımını bir örneğini yapacağız. UART kullanımını daha öncesinden bir örneğini yapmıştık aslında. Burada registerlara nasıl tekrardan değerleri atadığımızı, nasıl initializing ve konfigürasyon ayarlarını yaptığımızı üzerinde duracağım. Bu sayede bir örnek daha görmüş olacağız. LM35'ten analog bir değer okuyacağız. ADC periferalıyla daha sonrasından bu periferalden okuduğumuz değeri temperature'a dönüştüreceğiz. Yani sıcaklık değerine dönüştüreceğiz. Sıcaklık değerine dönüştürdükten sonra UART ile bilgisayarımıza göndereceğiz bu datayı. UART ile gönderdikten sonra bu data ekranda çıkacak. Tabii UART ile göndereceğiz diyorum ama aslında bizim mikro denetleyicimizin içerisinde olan bir şey UART modülü. UART modülünden gelen data USB TTL converter ile bilgisayarımıza USB aracılığıyla gelir. USB aracılığıyla gelen bu datayı okumak için de çeşitli programlar kullanırız. Bunlardan en meşhuru PuTTY, Termit veya Arduino'nun serial ekranı gibi noktalardır. Dilerseniz kodu anlatmaya başlayayım hızlıca. Şimdi gerekli olan C'nin bize sağlamış olduğu kütüphaneleri ve aynı zamanda Launchpad'imizin gerekli olan adres sistemlerin, periferilerin adresinin bulunduğu kütüphanenin tanımlamasını yaptık. Tabii main içerisinde ADC'nin yani analog dijital konvertörün çeşitli konfigürasyon ayarlarını yapmamız gerekiyordu. Bunun için ilk baş şurada gördüğünüz RC, GPIO, clock konfigürasyonunu yapıyoruz. Burada bağladığımız nokta analog input için PE3'ü seçtik. PE3'ü seçtikten sonra analog dijital konvertörün AD0 klonu enable etmek için bunu yazıyoruz. RCG ADC'nin içerisine işte birinci sıfırıncı biti bir yapıyoruz. Biliyorsunuz analog periferini aktif etmek için ve kullanmak için Alternate Selection fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Çünkü GPIO yani genel amaç dışında kullanacağımız için bunu set etmemiz gerekiyor. Enable ediyoruz. GPIO'yu daha doğrusu biz GPIO'yu disable etmemiz gerekiyor. Bunun sebebi analog olarak kullanmamız. Analog Selection fonksiyonu aktif ediyoruz. Bu sayede analog işlemleri yapmak için buradaki GPIO işlemlerini tamamlamış oluruz. Analog sıfırı konfigürasyon etmek için ilk baş burada görmüş olduğunuz register'a sıfır yazarak yani burada üçüncü bite bir yazarak sıfır yazarak çünkü not diyoruz. Burada bir ilk baş disable yapıyoruz.
Konfigürasyonlardan önce disable yapmamız peripheral'ları önemli bir noktadır. Sonrasında Software Trigger Conversion olarak seçmemiz için şurada görmüş olduğunuz konfigürasyon yapıyoruz. Tabii buradaki register'ların ne işe yaradığını datasheet'ten bakıp öğrenmemiz gerekiyor. Datasheet'ten baktıktan sonra yazdık zaten. Aynı zamanda register'ların içerisindeki bitlerin tek tek ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Channel 1'den okuma yapmak için buradaki SSMAX tree'yi konfigürasyonunu yapıyoruz. Daha sonrasında örnekleme ayarını yapıyoruz. En sonunda da analog okumamızı, analog peripheral'ımızı aktif ediyoruz. ADC'yi. Şimdi UART'a gelelim. UART konfigürasyonlarında P4 ile P5'e bağladık. RX pinimiz P4, R yazmış. Şuna da P olacak burası. P5'e de TX olarak ayarladık. Clock'larımızı aktif ettik. Daha sonra kontrol registerimizden UART'ı disable ettik. Baud rate'imizi ayarladık. Baud rate'imizi ayarlarken integer kısmını buraya, fraction kısmını buraya yazıyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sistem kullanımı seçiyoruz. Tabii bunlar her birini datasheet'ten okuduktan sonra tekrar söylüyorum. Yazmamız gereken hususlar. Buradan da 0x60'ı yazarak data length'imizi, aynı zamanda parity biti kullanıp kullanmayacağımızı, FIFO'yu kullanıp kullanmayacağımızı buradaki LCRH olan register'a yazarak ayarlayabiliyoruz. Daha sonrasında TX ve RX'i aktif ediyoruz. Hem de UART'ı aktif ederek UART konfigürasyonunu tamamlıyoruz. Bir de burada alternate selection function ayarlıyoruz. Analog olarak kullanmayacağız, GPIO olarak kullanmayacağız, UART olarak kullanacağız. Alternate selection function'ı aktif ediyoruz, UART'a endeksliyoruz. Bu sayede UART konfigürasyonlarımız da tamamlanmış oluyor. Şimdi UART'tan transmitter yapmak için, verileri bilgisayara gönderebilmek için biz FR'nin 5. bitinin boşalmasını bekliyoruz. Boşaldığı takdirde biz ancak gönderme yapabiliyoruz. Boşaldığında datayı data register'a yazar. UART modülümüzün data register'ına yazar. Bunu char için yapıyoruz, char karakterler için. Eğer biz string ifade göndermek istiyorsak bunu string olarak tanımlamak için pointer'lardan yardım alıyoruz. Buradan pointer'lardan yardım aldıktan sonra tek tek buradaki göndereceğimiz char'ları bir string ifade şeklinde gönderebileceğimiz bir fonksiyon tanımlaması yapmış olduk. Daha sonra şurada basit bir delay fonksiyonu, geri sayaç gibi basit bir mantığı var. Counter yazdıktan sonra sayıyor, bildiğimiz sayaç. Form döngüsü attığımız. Daha sonrasında burada her while döngüsüne girdiğinde, yani ana döngümüzün içerisine girdiğimizde SSH conversion'u ve sampling data'yı analog 0 kısmı için aktif ediyoruz. Sample conversion, sample çevrimi, örnekleme çevrimi tamamlandığı takdirde aşağıdaki kodlara geçiyor. Eğer bu tamamlanmazsa burada tamamlanmasını bekliyor while sayesinde. ADC value'yi okuyor. Tabi FIFO 3 ile okuyacak. Çünkü biz SS3'ü seçtik konfigürasyon ayarlarımızda. Daha sonrasında bizim conversion file'ini temizlemek için clear register zaten 8 yazarak buradaki conversion clear flag bitini temizlemiş oluyoruz. Bunlar nereden öğrendik? Bunları Tiva'nın kendi datasheet'inden öğrendik tabii ki. Daha sonrasında LM35'in bize sağladığı datasheet'ten biz bir analog değeri nasıl sıcaklığa dönüştürebileceğimizi öğrenerek sıcaklığa çeviriyoruz. Tabi voltaj mı okuyacağız, sıcaklık mı okuyacağız o bize bağlı. Voltaj okuyacaksak voltaj değerini, sıcaklık okuyacaksak sıcaklık değerini ölçerek burada sprintf haline getirdiğimiz paket mesajını print string ile ekrana yazdırıyoruz. Daha sonrasında delay 2000 ile beklemeye alıyoruz. İstersek 1000 yazarız, istersek 3000 yazarız. Bu tamamen size bağlı olan bir durum. Kodları bu şekilde özetleyebilirim. Yani çok basit bir algoritma. Sadece konfigürasyonları biraz yorar. Bildiğiniz üzere embedded sistemlerde her zaman datasheet'inizin karşınızda açık olması gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.